Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biz sizinle beraber Schengen vizesi hakkında konuşacağız. Aklınızdaki bütün soruları cevaplandırmak için geldim. Başvuru nereden yapılır? Başvuru fiyatı ne kadar? Schengen vizesiyle kaç ülkeye girilebiliyor? Hangi ülkelere gidilebiliyor? Kısaca Schengen vizesinin tarihi. Danışmanlık yapan kuruluşlar var mı? Arkadaşlar ne kadarlık vize alınabiliyor? Mülakat süreci var mı? Hesapta ne kadar para olmalı? Fotoğraf, gitmeden ne kadar süre önce başvuru yapılmalı? Uçak bileti, otel rezervasyonu ve seyahat sigortası yapma zorunluluğu var mı? Schengen vizesi süreci nasıl ilerliyor? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biz sizinle beraber Schengen vizesi hakkında konuşacağız. Aklınıza bir sürü soru varsa hiç merak etmeyin. Ben hepsini cevaplamak için geldim. Yaklaşık 7 tane Schengen vizem var. O yüzden emin olun süreçlere çok hakimim. Hepsi farklı farklı ülkelerden. Danimarka'dan, İtalya'dan, Yunanistan'dan, Almanya'dan red aldım gibi bir sürü çeşitli olarak böyle farklı deneyimlerim var. O yüzden hepsini sizinle paylaşacağım. İnternette bu konuyla alakalı çok fazla bilgi var. Hiç merak etmeyin. Aklınızdaki bütün soruları cevaplandırmak için geldim. O zaman hazırsanız hadi videomuza geçelim. Süreçle alakalı soruları, kendi yaşadığım deneyimlerin hepsini defterime yazdım. Bunlarla alakalı teker teker konuların üzerinden geçeceğiz. Hiç merak etmeyin. Şimdi ilk olarak başlıyoruz. Başvuru nereden yapılır? Arkadaşlar benim size nacizane tavsiyem gitmek istediğiniz ülkeden yapmanız. Atıyorum İtalya'ya gidecekseniz Fransa'dan yapmayın, Fransa'ya gidecekseniz Yunanistan'dan yapmayın gibi. Çünkü ilk aldığınız ülkeden giriş yapmanız gerekmekte. O yüzden İtalya'ya gidecekseniz İtalya'dan yapın, Yunanistan'a gidecekseniz Yunanistan'dan yapın. Eğer şöyle düşünüyorsanız, İtalya'ya gideceğim ama Yunanistan daha uzun veriyor, daha kısa sürede veriyor diye bir plan yapıyorsanız o zaman ilk önce Yunanistan'a girecek şekilde bir tatil planı yapmanızı tavsiye ediyorum. İlk önce Yunanistan'a girersiniz, Yunanistan'dan aktarmalı bir şekilde İtalya'ya veya nereye gitmek istiyorsanız buraya gidebilirsiniz. Çünkü çok fazla sorun yaşayan var arkadaşlar. Yunanistan'dan alıp Almanya'dan girmeye çalışan, Almanya'dan alıp Fransa'dan girmeye çalışan. Aldığınız ülkeden girmenizi tavsiye ediyorum. O yüzden tam tersi bir durum yaşayacaksınız, yani tam tersi bir plan yaptıysanız lütfen ilk önce aldığınız ülkeden giriş yapın. O ülkeden sonra asıl gitmekte olacağınız ilk ülkeye gidin. Başvuru fiyatı ne kadar? Arkadaşlar daha önce yıllarca 80 euroydu. 2024 yılında zam geldi ve şu an 90 euro. Bunun yanı sıra ek olarak anlaşıp gideceğiniz ülkenin resmi temsilciliğine de bir belli bir miktar para vermeniz gerekiyor. 1-2 bin lira civarında. Ayrıca onu da hesaba katmayı unutmayın. Schengen vizesiyle kaç ülkeye girilebiliyor? Arkadaşlar 29 Avrupa ülkesine Schengen vizesine girebiliyoruz. Hangi ülkelere gidilebiliyor? Arkadaşlar sayacağım ülkelere Schengen vizesiyle gidebilirsiniz. Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve Avrupa Birliği'ne üye olmayan aslında İzlanda, Norveç, İsviçre, Liechtenstein ve Monaco. Kısaca Schengen vizesinin tarihi. Arkadaşlar 1985 yılında yapılan bir anlaşma aslında Schengen, Lüksemburg'daki Schengen kasabasında yapılan bir anlaşma. Anlaşmanın adı Schengen, kasabadan alıyor adını. Bu anlaşmaya tabi olan ülkeler Schengen vize rejimini başlatıyorlar ve dış vize işlemlerinde bir şekilde, yani birleşik şekilde hareket ediyorlar. Hepsinin kuralları benzer. O vizeyi aldıktan sonra geri kalan anlaşmaya tabi olan ülkelere aynı şekilde geçiş yapabiliyorsunuz ve bu ülke geçişleri sırasında size ek olarak bir gümrükten geçmiyorsunuz, ek bir vizeye tabi değilsiniz aslında. Danışmanlık yapan kuruluşlar var mı? Arkadaşlar vize, Schengen vize işleminde Amerika vize işleminde olduğu gibi gidip konsolosluktan veya büyükelçilikten yapmıyorsunuz. Bu ülkelerin Türkiye'de resmi anlaşmalı kuruluşları var. O anlaşmalı kuruluşlar üzerinden yapıyorsunuz. Açıklamaya yazacağım şekilde değişiyor aslında. İtalya ile Almanya'nınki bir, Yunanistan'ınki farklı ve diğer ülkelerin farklı aslında bu resmi anlaşmalı kuruluşları. Onlar üzerinden yapıyorsunuz bu başvurunuzu. Arkadaşlar ne kadarlık vize alınıyor? Turistik vize de en fazla aslında 3 ay arkadaşlar. Ama şunlar rastlanmıyor değil ülkemizde. 1 yıllık, 2 yıllık turistik vize olan insanlar da var arkadaşlar. Ne kadar çok Schengen vizesine başvuru yaparsanız, ne kadar çok Schengen vizesi alırsanız aslında bunun garantisi yok ama bir sonraki Schengen vizenizde daha uzun süreli Schengen vizesi alabilirsiniz arkadaşlar. Gideceğiniz ülkenin temsilciliğinin sayfasına girdiğiniz zaman başvuru formunu doldurduktan sonra randevu sayfası bakıyor. Ama yanınızda Schengen vizesi başvuru formunu da doldurmanızı ben tavsiye ederim. Bununla alakalı video çektiğim zaman da şuraya etiketleyeceğim arkadaşlar. Mülakat süreci var mı? Arkadaşlar Schengen vizesi için aslında mülakat süreci yok. Size ayrıca konsolosluktan
Büyükelçilikten çağırmadıkları sürece mülakat süreci yok. Arkadaşlar, başvuru yapacağınız ülkenin resmi temsilciliğine evrak listesi vardır ama aslında hepsi yaklaşık olarak benzer şeyleri istiyor. Ben açıklamalar kısmına ortak olan şeyleri ekledim. Oradan yararlanabilirsiniz ama başvuru yapacağınız ülkenin anlaşmalık kuruluşunun sitesindeki gerekli evraklar listesine lütfen baz alın. Benimkiler ortak olan evraklardır. Hesapta ne kadar para olmalı? Arkadaşlar, hesapta aslında ne kadar çok para olursa o kadar iyi. Ülkelerin resmi kuruluşlarının sitelerinde ne kadar para olmasına dair gerekli olan detaylar yer almakta. Yine de ne kadar hesabınızda para olursa o kadar iyi aslında, onu söyleyebilirim. Fotoğraf. Arkadaşlar, Schengen vizesine başvuru yaparken fotoğraflarda ortak aslında fotoğraf ölçüleri kullanılmakta. Siz yine fotoğrafçınıza gidip Schengen vizesi şu ülkenin şu ülkeye başvuracağım dediğiniz zaman fotoğrafçı o ülkenin fotoğraf boyutlarına göre fotoğrafınızı çekmekte ve düzenlemektedir. Gitmeden ne kadar süre önce başvuru yapılmalı? Arkadaşlar, 15 iş günü resmi olarak yazan ama ülkelere göre değişmekte, 2 ay öncesinde başvurmanız gerekebilir bazı ülkelerde. O gideceğiniz ülkenin internet resmi kuruluşunun internet sitesinde bununla alakalı detayları bulabilirsiniz. Her ülkeye göre farklılık göstermekte aslında. Yani atıyorum Almanya için 2 ay önce başvurmanız gerekirken Yunanistan için aslında 15 iş günü içerisinde başvurmanız yeterlidir. Çünkü bazı ülkeler hızlı veriyor, bazı ülkeler geç veriyor. Değişiklikler olabiliyor maalesef. Uçak bileti, otel rezervasyonu ve seyahat sigortası yapma zorunluluğu var mı? Arkadaşlar, uçak biletini bence almayın, rezervasyon yaptırın çünkü size bulmadıysanız eğer. Otel için de aynı şeyi söyleyebilirim. Rezervasyon yaptırın, satın almayın ama seyahat sigortası yaptırmak zorunlu. Schengen vizesi süreci nasıl ilerliyor? Arkadaşlar, her ülkeninki değişiklik gösteriyor şu şekilde. Gideceğiniz ülkenin resmi kuruluşunun sitesine girdiğiniz zaman bazıları önden 80 euro isteyip size randevu sekmesini gösteriyor. Bazıları ise sizi bekleme listesine atıyor çok yoğunluk olduğu dönemlerde. Aslında süreçlerin benzer olduğunu söyleyebilirim. İnternet sitesine giriyorsunuz, randevu sekmesine ilerliyorsunuz. Daha sonrası sizden kimlik bilgileriniz, okul durumunuz, isim durumunuz, iş yeri durumunuz kısımları doldurmanızı aslında dijital olarak Schengen vizesi başvuru formunu size kısaca doldurtuyor. Daha sonrasında size randevu sekmesini atıyor arkadaşlar. Bazı ülkeler 80 euroyu önden isteyip size o şekilde randevu sekmesini gösterirken bazı ülkeler ise başvuru esnasında yani randevunuz esnasında 80 euroyu sizden ödemesini isteyebilirler. Dediğim gibi bu ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Daha sonrasında randevu ekranına gidiyorsunuz. Randevu ekranında size önünüzdeki aylardaki veya günlerdeki randevuları gösteriyor. Oradan kendinize uygun olanı seçiyorsunuz. Randevu gününü bekleyene kadar evrakları doldurmanız gerekmekte. Bu evrakları toparladıktan, bankadan, iş yerinizden, kendi belgelerinizi anlattıktan sonra bunlar hepsini bir dosya haline getirip randevu gününü de randevu yerinde olmanız gerekiyor. Daha sonrasında sizden sırayla o evrakları sırasıyla o ülkenin resmi kuruluşundaki görevli sizden evrakları sırasıyla istiyor. Veya sizden hepsini alıyor, teker teker kontrol ediyor, eksik olanları size bildiriyor. Eksik olanlar olabilir arkadaşlar, o yüzden gerekli evrakları lütfen detaylıca okuyun. E-Devlet evraklarının barkodlu olması gerekiyor. E-Devlet evraklarının barkodlu olanı almayı unutmayın arkadaşlar. Telefonunuza bunları ek olarak kaydedebilirsiniz ve oradan çıktı alabilirsiniz. Orada bilgisayarlar oluyor aslında, oradan da çıktı alabilirsiniz. Kendi E-Devletinize girip veya WhatsApp'ınıza girip yıllarınızı oralardan da alabilirsiniz. Ama benim tavsiyem evraklarınızı aşağıdaki listeler veya gideceğiniz ülkenin resmi kuruluşundaki listeye göre check etmeniz, bir gün öncesinde hepsini sıraya dizmeniz, pasaportunuzu veya fotoğraflarınızın bulunduğundan emin olmanızdır arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilirim. Zor bir süreç değil. Hepsini kendim yaptım diyebilirim. Red aldığım kısımla alakalı da şu şekilde bir bilgi vereceğim. Yani redallerle alakalı da ayrı bir video yapmak istiyorum aslında. Onu da buraya bir yere eklerim yaptığım zaman. Redimle alakalı ben Alman firmasında çalışmaktayım ama Almanya'dan red aldım. Oranın da en çok aslında yüksek olduğu Zolanda aldım redi. Dönüş tarihimin geçmesiyle alakalı bana red vermişlerdi. Ama Almanya evine başvurum yaklaşık 2 ay gibi bir sürede değerlendirildi ve ben zaten 15-20 gün sonrasında uçak bileti almıştım. 2 ay sonrasında bana uçak biletimin seyahat evraklarının geçtiğinden dolayı bana red verildiğiyle alakalı bir kağıt verildi. Yani dolaylı olarak aslında hani 2 ay tuttukları için benim uçak biletimin tarihi geçmişti aslında. Daha sonra şekilde bir tane redim var. Onu söyleyebilirim. Romanya ve Bulgaristan'a ayrıca bir parantez açmak istiyorum. Daha öncesinde Bulgaristan'dan kapıdan girişim reddedildi. Onunla alakalı videoyu da şuraya ekliyorum. Arkadaşlar, Romanya ve Bulgaristan'a girmek için Schengen vizenizle girebilirsiniz.
girebilirsiniz. Ama ilk önce Schengen'i aldığınız ülkeye giriş yapmanız lazım. Sakın buradan Türkiye'den vizenizi aldığınız gibi Bulgaristan'a veya Romanya'ya girmeye çalışmayın arkadaşlar. İlk önce Schengen vizesini aldığınız ülkeye girip daha sonrasında Romanya ve Bulgaristan'a geçebilirsiniz, giriş yapabilirsiniz. Bu da bu şekilde söyleyebilirim. Bunların dışında bu evrakları tamamen doldurduktan, verdikten sonra aslında size vize vermemenin hiçbir sebebi yok. Tamamen rotayla alakalı olabilir. Bir eksik bir şey görmüş olabilirler. Bununla alakalı size red aldığınızda pasaportun içinde bir kağıt oluyor. Orada bir madde oluyor. Arkalı önlü bir kağıt ve onun arkasını orada kutucuklarda bir tane madde işaretli oluyor arkadaşlar. Oradan neden red aldığınızla alakalı detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Veya reddinize tekrar neden reddedildim, ben aslında reddedilmemeliydim diye itiraz edebiliyorsunuz. Ayrıca böyle bir süreç de var. Ben daha önce dediğim gibi 7 tane Schengen'im var. Gittikçe aslında aldıkça Schengen'de yüksek süreli Schengen vizesi alabiliyorsunuz. Benim şimdiye kadar aldığım en yüksek 4 aylık Schengen'di. İnşallah sana alacağım Schengen'de daha uzun vereceklerini umuyorum. Arkadaşlar eğer bu videoyu yararlı bulduysanız ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, aklınızdaki soruları da yazabilirsiniz. Ben kendi görüşlerime göre size cevap verebilirim. Dediğim gibi burada aslında önemli olan o resmi kuruluşların size söyleyeceği şeyler. Ben kendi vize deneyimlerime göre size cevap verebilirim. Videomu yararlı bulduysanız lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye.